Yani nişancı mı oynayacaklar yoksa oruç bu seneye mi gideceğiz? Oruç seneye gidiyoruz Tahm Kench'in gelmesiyle birlikte. Tabi erken seviyelerde bu ikilinin sıkıntı yaşaması muhtemel. Çünkü Zaya Rakan çok kuvvetli. 6'ya kadar Senna'nın yakalanmaması gerekiyor. Senna'yı kurtarabilecek bir yeteneği olmayacak. Orada biraz ateşli oynadı bence. Erkenden Fiora'yı göstererek. Ben de merak ediyorum açıkçası bunun arkasında ne yatıyor. Bu kadar çok emin bir şekilde tercih edildi. Jax, Viktor diğer tarafta da Azir ve Fiora ile birlikte. Bakalım bir ninja baskın Grandmaster üzerine geliyor. oynuyorlar. Ham burada lezzetli yolculuğu iki kişi havaya kaldırdı. Yerde sabitleniyor. Yerden itmede kullanılıyor. Greypass burada düşebilir. İlk skoru verebilir. Greypass'ın üzerine Abi sıçralım vurmuş. kullanıldı ve ilk skor Taliyah'a gidiyor. Ejder de gidiyor. Çökerken dakika aslında 5 dakikada. İlk ejderi de alacaklar. Bir şey olsa zaten ekstra olur. Burada alamet çıkıyor. Vonka. Alameti tek başına alacak. Vonka oyundaki her iki objektifi de almaya çok yakın derken şimdi gaz aldı Yalnız oradan. ulti ile birlikte zarif uçuş. Evet. Direkt olarak Stalk'un yakalanıyor. Senin ultisi çok fazla hasar verdi. Burada Right Rod düşebilir. Right Rod'u düşüren Düştü. Kench olacak diğer tarafta Kayne'yi. Vonka. Ulti ile birlikte kurtarıyor Tahm Kench. Tahm Kench buranın bütün gidişatını değiştirdi. Bir anda Stalk'ına döndüler. Ve Stalk'ını aldılar ama ardından işte Stalk'ın düşürken ki o kaybedilen zaman da iki kişiyi birden kaybettiler. Ekstra'nın tabii ki de Tahm Kench orayı yok etti. Onu da söyleyelim. Da Ejder Can rakibin üzerine gitti. Bayağı da bir hasar veriyor ama karşılık hasarını da yeteri kadar aldı. Burada Taliyah ultisiyle birlikte buraya yaklaştığını görürüz. Ejder Can burada düşecek. Tam bir vuruş. Peop. İyi yemledi Peop. Burada ilk kuleyi alan Nasır Akademi'nin alt koridor oyuncusu Greypast ve ormancısı Wonka oluyor. Stalk'ın ise tek başına alamet alıyordu. Daha doğrusu Gazal'la birlikte alıyordu. Herhangi bir karşılık gelmeyecek zaten bu alameti. Üst koridora direkt olarak aldıkları alameti kullanıyorlar. Burada Savaş istiyor yalnız Nasır Monkaes rakibin üzerine gitti. Burada Stalk'ın yakalandığını ve düştüğünü göreceğiz. İyi hamle burada. Alamet kuleyi de getirmiyor bu hamle sonucunda. Kulenin çok az canı kaldı. Yani 2v3 atıyor şu an burada. Infiltre Mauro alt koridoru. Wonka burada sersemletiyor. Zarif 3 de geldi. Burada Gazal'a bayağı bir hasar var. Gazal yerine sabitlenecek. Hala çok tanklıyor ama sonunda hasar çıktı. Right Rod da buraya gelmiş. Bir kule altı daha izleyeceğiz. Burada Fynox'un yapabileceği hiçbir şey yok. Wonka o kuleyi de çok iyi tanklıyor. Ve oyun 4-4'e geldi. Diğer tarafta Tolkien'sa bu da Monkeys kontrol totemiyle temizlemeye çalışıyor. 4000 cana kadar düştü. Bu ejderi bırakma kararı geliyor Nasır Akademi'den. Barona da gitmek biraz çılgıncı Riskli. Olur. Yalnız Taliyah buraya ultiyle birlikte geliyor. Ejdercan'ın üzerine oynayacaklar. Ejdercan çok fazla hasar aldı. Karşı hamlesini kullanıyor. Ultiyle birlikte hasar vermeye çalışıyor rakibine. Gazal rakip takım arkadaşını yedi ve takım arkadaşını rakibine götürdü. 5000 cana kadar düştüğünü görüyoruz. Buraya kullanılan bir totem var. 3000 can. Stalk'ın içeri girebilecek mi? Sıçrası var. Stalk'ın gelemeden baron bitiyor. Monkeys'i düşürebilirler mi? Hayır. Monkeys burada düşmeyecek. Yani yarım saatli neredeyse bitirdik. Yok. Peop. Yalnız burada yakalanıyor Peop. Peop'tan çok fazla... Bu nasıl bir ölüş? Geldi. Wonka diğer taraftan savaşın içinde oynamaya devam ediyor. Şimdi Zhonyas'ın kullandı. Right Rod! 3 kişilik bir Azir ultisi. Right Rod ultiyi kullandıktan sonra bu savaşın kaderini değiştirmiş olabilir mi? Skorlar Nasır Akademi tarafından çıkarılıyor. Wonka savaşın içinde %30 canla, %20 canla bir kronometre kullanmıştı ve savaş sonunda %60 canla bu ejdere başlıyor. Yani yalnız burası gerçekten Peop'un böyle takımının boyunca yani oyun boyunca Peop sadece farmladı bu skor. Yani çok tuhaf. Tuhaf hamleler olmaya devam ediyor burada. Peop yan koridorda ittiriyor. Ya Peop'un ittirmesine karşılık vermek zorunda bile değiller. Oh. Böyle bir durum var. Burada kule altı Right geliyor look. Yalnız yakalanan bir oyuncu var. Gazal direkt olarak ultisiyle kurtaracak Stalk'ını. İlk inhibitör kulesi düştü. İlk inhibitörü de alacaklar. Peop yan koridorda ittirmeye devam ediyor. Şu ana kadar fena bir cevap vermiyor Peop aslında. İyi bir cevap. Karşılık olarak inhibitörü alacak gibi duruyor. Right Rod geldi yalnız buraya. Orta koridorda savaş istiyor. Aurora Akademi Taliyah ultisi takımı ikiye ayırmış durumda ama burada savaş başlatacak mekanikleri yok. Sıkıntı orada.
kullanılan bir ışından var. Işından'la birlikte geliyorlar. Ejderhan'ın da üzerinde oynayacaklar. Ejderhan burada kaçmaya çalışıyor. Şimdi diğer taraftan Rytrot da ışından kullandı. Gazal fena bir oyun sergilemedi burada ama Gazal orada birebir de skor alması çok mümkün değil. Monkey Gazal düşündüm. Oradan çıkmasına izin verecek muhtemelen. Diğer tarafta ise Nısır Akademi oyuncuları geri dönüyor ve Aurora Akademi istediği sonuca ulaşıyor. Işından avantajını kullanmak istiyor Ejderhan ama Kayin'in de ışınları var. Eritiyorlar yine. Karşılıklı ışınlanlar olacak. 5K'ya kadar düştü ama bırakma kararı geliyor. Ejderhan yan koridorda baskı kurabildiği için çok normal bunun yapılması. Ejderhan'ın üzerine yalnız Kayin birebir de skoru alıyor Ejderhan. Hiçbir şey kullanmadı. Savaşmaya dahi çalışmadı. Çok geç başladılar. 10 saniye var Ejderhan'ın ışınında. 10 saniyede bu baron biter ama sonrasında savaş isteyebilir belki Nesir Akademi. Peop burada bayağı bir hasar almış durumda. 5K'ya kadar düştü. Wonka burada %50-50'de bakalım kazanan kim olacak. %50-50 istiyor iki takımda. Ve Wonka çalmayı başardı. Diğer taraftan savaş devam ediyor. Fynox orada arada kalmış durumda. Ejderhan buraya ışınlanla birlikte dahil oldu. Kullanılan kronometreler olsa da bu savaş sanki Nasır tarafından kazanılacak gibi duruyor. Peop'un da düştüğünü gördük. Orada Wonka bir reset daha aldı. 3 kişilik bir sersemletme gelecek mi? 2 kişilik geldi. Kayin hala çok fazla hasar veriyor. Kayin burada Grave Past'ı düşürebilir mi? Kayin geri çıkacak. Ejderhan'la birlikte Grave Past. Hayatta kalan oyuncular Grave Past burada rakiplerinin geri dönüşünü engellemek istiyor ama kendisi canını kaybedebilir mi? Hayır, Grey Pass hasar vermeye devam ediyor. Grey Pass ilk skoru aldı. Güzel de bir dodge geldi Grey Pass'tan. Grey Pass Gazal'ın da üzerine giderken Ejderhan karşılaşmayı bitirmeye doğru ilerlemek istiyor. 10 saniye ver Fynox'un gelmesine ama Ejderhan için yeterli bir süre var gibi duruyor. Ejderhan ikinci kuleyi de düşürecek ve Ejderhan Baron oluyor. Savaşı sonrası karşılaşmayı bitirecek. İlk karşılaşmanın galibi de Nasır Akademi olacak gibi duruyor burada. Hasarlar olsa da Ejderhan'ın durdurmaya şansı yok. İlk karşılaşmayı Nasır Akademi kazanıyor. Yani bu eşyalarla 30 dakika 30'dan sonra çok fazla hasar çıkartamazsınız muhtemelen. Ama bakalım. Bu da Kamil ve Gwen de üst koridordaki yerlerini aldılar. Taraftan da tutuştur ve sıçra görecekmişiz gibi görünüyor en azından şimdilik. Muhtemelen kendisini rahat hissettiği bir karşılaşma diye tahmin ediyorum. Çünkü rakip kompozisyon gördükten sonra tercizlen bir güvendi bu. Belki bir 15-20 milyon geriye düşmeyi göze alabilir. Yalnız Kebap şimdi üzerine sıçra kullandı. Güzel de bu ulti. Reibo burada skoru alabilir mi? Hayır! Doğru yani burada... Ultisiyle beraber orada hani bıçakları da dojladı aslında bir tanesinde. Evet evet. Derken o alt koridora gelmiş çünkü birazdan alamet var. Bir altına giriyorlar tabi burada 5. seviye MX çok fazla hasar alabilir ama o hasarı tanklayabiliyor. Cevap geliyor ama burada Kingston herhangi bir yardım almıyor. Diğer taraftan kuleye belki biraz hasar verebilirdi burada. Meşin Velio ikilisi. Orta koridora itmeye gitti Artenes ama Artenes'i burada gördükleri gibi Ejder'e vurmaya başladılar. Burada savaş çıkacak gibi Leonautis kullandı. Aras direkt olarak yakalanıyor. Galatasaray'da kaldı Ejder. Galatasaray takım savaşında istiyor. Kebap arada hasar almaya devam ediyor. Güzel bir Azir savaşı. Azir çok fazla hasar veriyor ama diğer taraftan Kaliste 2 skor çıkarmış durumda. Kingston araya girdi. 3. skor da geliyor burada. 4. skor gelmiş hatta. Artenes'in de düştüğünü göreceğiz ve sadece bir oyuncusunu, desteğini kaybetti burada Galatasaray. Kalkanya'yı aldı. Kebap'ın üzerine gidiyor. Kebap'a burada kitle kontrol zinciri uygulanacak ve Kebap'ın buradan çıkma şansı var mı emin değilim. Kebap yaşamaya çalışsa da oradan uzaklaşamıyor. Diğer taraftan Artenes yakalanacak. Artenes üzerine yetenekler kullanıldı. Artenes oradan rüzgarın iddetiyle birlikte çıkıyor. Tahmin etmek biraz zordu. Yalnız, Meşin. Kule altına giriyor. Ultisini de aktif etti burada. Meşin'in yapabileceği çok bir şey yok gibi. Meşin hasar vermeye çalışıyor ama. Onu da düşüren Aras olacak. Aras burada kullanılmaya çalışılıyor Galatasaray tarafından ama fena bir cevap vermedi SMB. Burada ikinci alamet de alınacak. Galatasaray Akademi tarafından. Yani Ejder Aras tarafından alınırken orta koridorda alamet kullanıldı. İkinci kuleye de kafa atacak. Bu kötü bir takas olmayabilir Galatasaray için ama benim anlamadığım şu, ikinci ejder için bu kadar savaş yapılmışken bu kadar kolay bırakılmalı mıydı? Güzel bir ulti geldi Orisot'tan. Orisot arada yakalanan bir Kingston var. Kebap'ın ilk skor olduğunu göreceğiz. Orada Orisot hayatta kalmaya devam ediyor. Kingston'da düştü. Şimdi kullanılan bir ulti. Ve bu ultiyi çok istediği bir hedefe kullanamadı. Aras burada geri çekilmeye çalışıyor. Diğer tarafta Artenes üzerine gelen hasarlar var. Artenes burada düşebilir. Sıçra kullanıldı. Warner! Çok iyi bir hasar geliyor burada Warner'dan ve... Warner.
yakalanma ihtimaline sahip. Yakalayacaklar Warner'ı. Direkt olarak ulti kullanıyor Warner. Biraz fazla önde yakalanıyor. Burada buraya kadar altını arasa gitti. Ultiyi bıraktı yalnız. Savaşmak istiyorlar yalnız. Ultiyi bırakmış dediğin gibi Aras buradan çıkmaya çalışıyor. Kebaptan iyi bir hasar var şu anda. Rave'i burada tek başına kaldı. Rave uzaklaşmaya çalışacak ama onu da düşüren Meşin mi olacak? Hayır. Kingston'a gidiyor. Diğer tarafta Orisot yakalandı. Güzel bir ulti. Orisot buradan çıkabilir mi emin değilim. Hala atlama yeteneği aktif değil. Leo ultiyle birlikte Orisot'u yakalayacak. Orisot'un düşmesine çok az var. Orisot düştükten sonra savaşmaya devam edecekler. Azir Kulesi hasar verse de çok bir hasar çıkmıyor. Ve Machine burada son skoru alanda kendisi Maron olacak. 3'te 3 geldi Machine'den. Kazanmaları çok zordu gerçekten. Ama yani sonuna kadar savaştılar. Yani bence şu an SMB kurduğu kompozisyonun gerekliliklerini bence yerine getirmiyor. Altın kazanmışlardı. Kingston 3. ejderi alırken takım arkadaşları da geri dönecek. Aradaki altın farkı 7000 civarında. Ve bir kule daha Galatasaray Akademi'den. Aras burada savaş başlatmak istiyor gibi. Meşini yakalayabilir mi? Hayır. Aras ama kovalamaya devam edecek. Yakalanan bir oyuncu var. Leo çok ayrı kaldı ama işte Kalista ultisi her şeyi değiştiriyor. Karşı savaşı başlatmak isteyebilir şimdi Leo. Leo'dan güzel bir ulti. İki kişiyi etkiledi ama oradan çıkmayı başaracaklar. Arada kalan bir Kingston var. Kingston direkt olarak düşebilir. Kingston gereğinden fazla tanklı. Çok diğer fazla hasar var. Çok fazla hasar var. Machine duvarın arkasına geçti. Machine burada eğer çekebilirse yüklerini skorları alacak. Ve Machine'den 1-2'de 2 daha. Orisot burada çok az canla kaçarken karşılaşmanın da sonuna geliyoruz Ercan. Gerçekten yani böyle olacağı çok belli çünkü erken oyundan orta oyuna geçişte çok fazla skor verdiler. Gereğinden fazla altın kaptırdığınız zaman bazı şampiyonlarda bu şekilde size zarar verebiliyor. Şimdi bakalım yönleri burada belki Orisot temizlerse bir ufak bir şans olabilir burada SMB'nin. Ya Orisot burada temizlemeye çalışacak ama yakalandığı gibi Zonya'sını kullanmak zorunda kalıyor ve Leo'yu burada terk edip geri çekiliyorlar. Dediğin gibi karşılaşma bitmiyor ama bite yazdı. Yani şu an o durumdayız. Nexus kulelerinden bir tanesi düştü. Işından geliyor yalnız arkaya. Gitse de çok bir şey çıkarmam değilim geliyor. Dediğin gibi ışından geldi. Işınlanla birlikte burada Machine'i düşürecekler. Machine çok fazla hasar veriyor. Machine neredeyse Orisot'u düşürüyordu. Diğer tarafta Kebab'ın da düştüğünü göreceğiz. Rave'u da bu skor olacak. Galatasaray ekibi ama SMB'nin bundan çok da bir haberi yok. 30 saniye sonra da Ejder vadiye gelecek. Baron bitti. Baron'a cevap veremeyeceklerini fark ettiler ve Baron bitti. İnhibitörü almaya geliyorlar. İnhibitörü alıp geri çekilecekler evet. Muhtemelen. Yalnız 3 kişilik bir Munafaket Dost. Üzerine 3 kişilik bir Azir ultisi ama hasar yok. Orisot çok arada kaldı. Orisot'un diğer tarafta düştüğünü göreceğiz. Muhtemelen Machine üzerinde oynamaya çalışıyorlar. Machine burada Aras tarafından düşürecek. Machine şimdi düştükten sonra bu savaş kazanılıyor SMB tarafından ve yalnız bu olurken Kebap tek başına ejdere başladı. Ultisini de kullanıyor bu ejderi. Hızlı bir şekilde alacak muhtemelen. Yeter mi hasara emin değilim. Warner yaklaşmaya çalışıyor. Rayı bu. Warner'ı yakalayacak. Warner burada zaman kazandırıyor ister istemez takım arkadaşına ve ejder ruhunu almış oluyor Galatasaray. İster istemez tehlikeli. Ama tabii Kalisa her ne kadar önde olmasa da. Kalisa bu arada 5.5 yaşa. Kebabın üzerine çöküyorlar. Kebap direkt olarak düşecek burada. Zaman kazanmaya devam ediyor SMB. 25 saniye yalnız inipler girmiş ki. Ooo MXC iyi deneme iyi deneme ama menzile giremiyor MXC ve sıçrasını kaybetti. Baron savaşı öncesinde en önemli savaş başlangıç silahı gitti belki de. Burada yalnız Leo direkt olarak rakibinin üzerine gidiyor. Artanes yakalandı. Artanes geri Machine çıkmayı başardı. Artanes hasar alıyor. Diğer tarafta Machine'in üzerine 3 kişi gittiler. Machine burada direkt Machine olarak Machine düşecek. Öldü. Machine düştükten sonra Aras direkt olarak Kalista oldu. Kalista ile birlikte hasar vermeye çalışıyor. Diğer tarafta Kingston yakalanmış. Artanes burada Kingston'ı düşürecek ve Leon'un da düşmesiyle dayı birlikte belki de oyunu bitirecek noktaya gelecek SMB. Bitirmeyi gidiyorlar galiba. Düşünüyorlar. Bitecek diye düşünüyorlar. Hala bak hala harita görevleri duruyor. Hala ekstra altın alıyorlar kulelerden. O kadar gerideydi bu savaşı evet yaparken SMB. Şimdi bitirmeye gidiyorlar. İlk Nexus kulesine vurmaya başlayacaklar. Kebap direkt olarak kendi inin içinde. Niye itti dışarı? Düşürülecek gibi niye dışarı itti bilmiyorum ama ilk skor geldi. Aras burada hemen Kebap'ın şekline bürünüyor. Kuleye Orada vurmaya devam ediyorlar. Aras ilk kulede düştü. İkinci kulede düştü. Nexus'a da vuruyorlar ve SMB maç boyunca geride olduğu takım savaşlarında kazanarak oyunu bitiriyor. Ve Nar geliyor üst koridora. Orta koridora Sylas gelirken Sylas da iyi bir güçlendirme aldı bence. Özellikle bu dayanıklılık dengelemesinde gelen can yenilemenin düşmesi vesaire bayağı canını sıkmıştı onun.
Bekleme süresi azaltması vesaire işine yarayacak burada Silas'ın. Sadece Dark Plague'in değil ama Evet, diğer tarafın da öyle. çok çabuk kontrolden çıkarabilecek şampiyonlar var. Dark Plague tarafında tabii ki de Yone. Şef bakalım yanına gelip ses dalgası tutturabilecek miyi? Diğer taraftan kaçmaya başladılar. Ses dalgası tutmadı bu arada. Diğer taraftan kolunda çısını kullandı. Son bir vuruş gelir bu oradan. İlk kan burada. Botu da Yumi'de kalıyor. Diğer taraftan da Krem'de minyonları temizlemeyi istiyor ama yalnız Botu niye böyle bir şey yaptı? Neden? O kule eski kule değil Batu. Ya Tatar Avaros'u şimdi bakalım yan taraftan gelen koluna beraber bağda oluşturdular. Canı da yeniledi. Yan taraftan Batu da geldi. Burayı takip etti. Geri dönüş hasarı bakalım gecikmiş gibi duruyor ama buraya Awful da katıldı. Avaros'a kaçamayacak buradan. Sıçrasını kullanmasına rağmen Awful burada. Ve bunu da Ejder'e bağlayacaklarmış gibi görünüyor ama yan taraftan Paco geliyor. Kolun canı az. Diğer taraftan da... Defter burada. Evet Defter için diğer taraftan Çek uyum geldi. Awful düşecekmiş gibi sıçrası yok. Awful burada da Paco tarafından düşüyor. Paco şimdi kaçmaya çalışıyor. Diğer taraftan da Lee Sin düştü. Birebir oldu burası. Hasarın devamı gelecek mi diye bakıyorum ama hasarın devamı da gelmeyecek. Paco hemen oradan uzaklaşıyor. Burada diğer ilk dürtmeyi burada Cold'un başlattı. Bir Ezreal ultisi Avaros'a bir hasar daha aldı. Kurt Savaşı başlamadan bitti. Zaten öndelerdi. Şimdi biraz daha büyütecekler. Bir de ejder alıyorlar. Geç bir ejder ama yapacak bir şey yokken vadide. Yine burada Kremicanı yine yarıya kadar düştü. Yan taraftan şimdi Awful geldi. Tutarsa uyutup üstüne bir Wombo Combo denene bir ulti ile birlikte. Bakalım ulti gelecek mi? Arındır ya, geldi Awful ultiye. Düşecek orada. Arındır geldi. Yani son anda sıçrayla beraber Paco orada E'yi patlattı ve ulaşabilecek tek şampiyon Yone'ymiş gibi duruyor ama bu sefer de orada Yumi faktör devre girebilir. Bu arada ulti beraber öldürür burada birilerini. E'yi çekerse birisi öldü. E'yi çekmese gerek bile kalmadı. Bu sefer ışınlanı da yok. Dikkat olması lazım. Fade'in ufak bir takasa giriyor burada. Yani yine tekrardan bu geri dönüşüyle birlikte kaçacaktır. Aynen öyle oldu. Ultiyi de kaçırdı diye tahmin ediyorum. Şimdi diğer taraftan bakalım. Ult efekti geliyor. Canlar yenilendi. Batu da takım arkadaşının orada canını yükseltmeye çalıştı. Avaros hayatta kaldı. Diğer taraftan Batu şimdi tekrar takım arkadaşının işe girebilirim bakalım. Tutuşur da geldi onun üstüne. Son bir vuruş geldi diğer taraftan. Fade burada 2'de 2 almayı başardı. Paco buraya gelip burada işleri biraz bozdu. Şimdi bakalım pasifinden orada skor almaya başarabilecek mi? Paco bir tane daha vuruş atmak istiyor. Fade'in üstündeki o altını da almak istiyor ama Şef sıçrayı kullanarak oradan ses dalgasıyla beraber skor almak istedi. Kendisi de kule gitti. Diğer taraftan da Krem geldi buraya. O da bir skor aldı. Ve 4'e 2 oldu burası. Çok basıyor yolundayı. Twitch devreye girdi. Twitch çok önde. Bu hareketler biraz muhtemelen Dark Plush Akademi'ne... İkinci kule gidiyor üstten. Bir de ejderi alıyor. Yani Dark Plush Akademi kendi istediği hamle sonucunda 3 tane objektif kaybederken bir de çok fazla skor kaybetti. Ama orada evet, dikkat etmeleri gereken bir durum var. Fade. Şöyle yani Fade'in durumu çok sıkıntılı. Ezreal altında gerideydi. 2-0-1'e geldi. 2 eşyası bitti şu an. Ve alametle birlikte İkinci kuleyi de alacaklar. Yani altın farkını artırmaya devam ediyor Fenerbahçe. Artmaya devam ediyorlar işte. Bundan bahsediyordum. Çok fazla hasar var şu an. Özellikle Fenerbahçe Akademi tarafında geldi. Ve Avarosa direkt düştü. Üstüne takip edilecek mi diye bakıyorum ama hayır. Bildiğimiz, tanıdığımız dayısını biliyorum oyuncu. Şimdi bu da Aytekin bakalım Meganar'a dönüşecek ama diğer taraftan da Tolun ve Avrosa'nın hasarını bakalım göğüsleyebilecek mi derken bir de buraya şimdi Şef geliyor. Ses dalgası karşısında ama skoru kime bırakmak istiyor burada skoru. Singa'lara doğru bir geçiş yaptı. Birazdan da Batu tarafından iyileştirilecek. Şimdi Avrosa tek başına burada dikkatli olması lazım. Afol şu an üstüne doğru koşuyor. Ve nehirde bir 5'e 5 izleyeceğiz. Üçüncü ejder Alev ejderi ve Alev ruhu da var. Fade biraz ön tarafa çıktı şimdi. Güzel bir ulti gelebilir. Şimdi orada ultiyle beraber geldik. Skor birden yok anında gelir. Fade buraya yok et. Arka tarafta şimdi Paco ile beraber Yumi oraları tarıyor. Bakalım bir skor daha geldi. Avaros 2'de 2 yapmayı başardı. Awful diğer tarafta şimdi 2v2 bir takım savaşı var. Yone 2'de 2 yaptı onun haberi geldi. Şimdi Fade Vitek'in hayatta kaldı. Fate. Yani takım savaşları inanılmaz kaotikti. Vurmaya başladı. Senin de az önce söylediğin gibi yalnız burada savaş istiyorlar. Yalnız Şef'ten çok iyi bir tekme orada. Ya amaç bir savaş yapıyorsanız, bir şeyler harcıyorsanız karşılığını almanız lazım. Karşılığını almanız lazım derken şimdi Paco orada zor bir pozisyonda kaldı. Botul ultisini kullanmak zorunda. Diğer tarafta da Şef
geri kaçıyor. Bakalım Gold, Tolu mu arka tarafı sıçradı. Aorus'la beraber bir takım savaşı yapıyor orada. Fade aradı. Güzel bir Nar ultisi geldi o. Devamı gelirim diye bakıyorum ama Paco şu an tarıyor. Paco'nun canı az orada. Alfa sıçrasıyla beraber Paco'yu düşmeyi başardı. Tolu önce canı az. Alfa onu da kovalıyor. Son bir vuruş gelir mi Awful? Bakalım son bir vuruş geldi. Awful burada 3-3 yapmayı başardı. Ve bir katliam daha veriyor dayı. Neden yani orada hala evet savaş kovalıyorlar? Yani evet sayı avantajı var ama karmanın olup olma işi hiçbir anlam ifade etmiyor şu anda ben. Kesinlikle öyle. Fenerbahçe Akademi'de ufaktan o alanda pozisyon almak isteyecektir. Ve görüşü hemen kendi tarafına çekecektir. Yalnız altta bir 1v1 var. Bu Tolun bu 1v1'i ister mi bilemiyorum. Çünkü o 1v1 değil çünkü. Çünkü o 1v1 değil. Aynen öyle dayıcım. O 1v1 değil. Oyuna geri gelenecek bir noktada. Şimdi takımını yalnız bıraktı Tolun. Ya zaten Fate şimdi ruhuyla birlikte yavaş yavaş orada Paco'nun üstüne gidiyor. Yalnız Paco'dan iyi bir hasar. Ooo Paco nasıl bir hasar aldı? Aynı şekilde Paco bayağı hasar. Paco yok etti iki kişi orada. Ezreal ve Karma'yı düşürdü tek başına. Şimdi Batu'yla beraber Paco bir skor daha geldi ve 3-3 yaptı. Paco Batu ikilisi. Ama Tolum hemen Ejder'e başladı tahmin ediyorum. Aytekin'in dikkatli olması lazım. Şuraya bakıyorum ultisi de var ama Meganar'dan olmasa çok uzak. Yatata Fade'in de ultisi yok. Bırakmalı o, burayı ya Fenerbahçe. Bırakmalı. Son Ejder değil zaten. Biraz ulti de geldi. Az daha çalıyordu. 127 can. Hasar arttırıyor. İyileştiriyor. Şimdi bakalım şef yandan. Galiba W ile beraber Paco'nun üzerine geçecek. Derken yine şimdi iki ulti kombosuyla beraber onu izliyoruz. Aytekin burada düşecekmiş gibi görünüyor. Aytekin burada. Evet, şimdi biraz önce Baron'u, evet Baron'a gitmek zorunda değilsiniz. Yine Baron'u beklesiniz. Yalnız Chef içerilere kadar gitti orada. Şimdi uyutulacak birazdan. Devamında bakalım ölecek mi Chef burada. Yone'nin ruhuna... Chef ne yaptı? Yone'nin ruhuna tutan ses dalgasını takip etti ve rakibin içine girdi. Sıçrayı erkenden kullanabilir. Tolum şimdi burada bir 3'üye bir 4'üye bir deniyor ama Paco'yu bekliyor herkes. Herkes Paco'yu bekliyor. Paco şimdi çıktı. Mutlu'yla beraber arka tarafa sıçrasını da kullandı. Paco vuruyor. Paco vuruyor ama Aytekin'den de güzel bir asak ve Paco vuruyor ama Aytekin burada mesafeyi çok iyi kapattı ve Paco düşüyor. Diğer taraftan sadece Avaros hayatta burada Ejder'e yönüleceklermiş gibi duruyor. Yani garanti Baron, oyun o. Baron vadide hasar verebilecek pozisyona geçemedi Aytekin'in tehdidinden dolayı. Dark Passage acaba başlar mı Baron'a? Başlayacaklar gibi duruyor. Baron'u istiyorlar. Baron'u da alırlar. İki tane ışından şimdi geliyor bakalım. Bir tanesi orta kuleye. Diğeri özür dilerim 3 tane ışından geldi. Şimdi ultiyle beraber orada görüşte kazandılar. Canlar azaldı. Aytekin bakalım çekebilecek mi? Meganar değil orada. Baron'un canı 1800, 1700, 1600 giderek düşüyor. 1400'ün Fetch ultiyle girdi direkt. Direkt Avaros'u aldılar. Çarp'la beraber burada Baron çarpıyla değil. Lilia burayı Baron'u normal aldı. Paco ile şimdi orada Aytekin 1v1 yapıyor. Batu da devreye girdi ama yapabilecek çok fazla bir şey yok. Burada son mermisini attı açıkçası Dark Passage Akademi ama o da tutmadı dayı ve yavaş yavaş Fenerbahçe Espor Akademi burada galibiyete doğru gidiyorlar. Barak güçlendirmesi de var artık bu onlar için çok kolay bir hale aldı. Önce Nexus kuleleri ardındansa Nexus'a vurarak burada Fenerbahçe Espor Akademi maçı kazanmayı başarıyor. Hasar kim olacak bu takım? Yani 25 yani 25 28 hadi 30 diyelim. Yani Galacticos'un bence doğru, çok agresif oynaması lazım erken oyunu. Ve karşılaşmaya da geçiş yapıyoruz. Sihirler bir üstte olmadığı için burada Tokaz şimdi güvenli bölgeden minyon biçmeye çalışıyor. Ya yapabileceği hiçbir şey yok başka. Evet, yani şu burada koridoru yaklaşmak imkansız. Evet, dondurduğu takdirde buradan bir şeyler çıkması çok zor ama şu an alt tarafa Lissandra geliyor. Aynen öyle. Lissandra ve Wukong buraya yaklaşıyor. Bunun farkına varacaklar. Burada 1 minyon dalgası daha kaybedilecek muhtemelen. Kalmak isterlerse skor verecekler. Tokaz kalmak istedi. Bu büyük bir hata olabilir. Direkt olarak üzerine oynuyorlar. Yalnız burada Sunshine direkt olarak düşecek. Sunshine skoru aldırsa da takım arkadaşına kendini de kaybediyor. Hala kule altı devam ediyor. Üçüncü skor da geldi. Buraya Imagineer yetişiyor. Imagineer bayağı bir hasar verdi. Ultiyle birlikte Jox'i düşürmeye çalışacak ama hasar yetmedi. Imagineer skor alamazken 8-4 yapıyor. Yok mu Penta? Herhangi bir şey yapmaları çok mümkün olur mu onu da bilmiyorum.
Eşyaları görüyoruz zaten alt koridordaki eşya farkını. Burada tekrardan benzer senaryo. Sunshine yine yaklaşıyor. Aidnot onu beklemeden zaten kule altına girmeye başladı ve bu kule altı gelecek Cape'in de gelmesiyle birlikte. Tokalaşma tutuyor. Buraya pençeler kullanıldı. Sunshine kule altında skoru alan kendisi olacak ve burada Kalista ultisiyle de birlikte Joxie'yi de kurtardılar. İnanılmaz bir alt koridor baskısı. Kalista Renata nasıl oynanabilirse maksimumla oynuyorlar. Momur'un üzerine kullanılacak bir ulti. Momur burada minyonları temizlemeye çalışıyor. Temizlemek istiyor. Kule altının geleceğinin çok farkında. Bayağı bir hasar alındı. Momur burada havaya kaldıramayacak ama Momur hala tanklamaya devam ediyor. Ve burada en azından vuruyor. Bir skor alacak. Bire bir bir takas Momur'un işine gelir. Momur'un kesin işine gelir. Minyonları temizledi. Alt koridorda minyonlar da hani hem minyonlar hem kuleyi de almayı başardılar. Yani 75'e 43, 4-0-2 bilemiyorum. Düşürmeleri gerekecek ama Aidnot'u nasıl düşürecekler? Onu da merak ediyorum. Yanında Renata da olacak çünkü Aidnot'un. Yani sadece kendi alacağı işte eşyalar vesaire değil. Düşecek. Aynen, bu arada Wukong orada Ahri'ye ulti attı. Da, yani ben ondan bahsederken hakikaten Ahri'yi düşürdüler ve Sengrot'un da üzerine gidiyor burada Cape. Cape de çok güçlendi tabii ki. Eşyası bitmeye çok yakın. Diğer tarafta Sunshine geliyor. Sunshine buraya pençeyle geldi. Çok iyi bir sıçra Sunshine. Ultisini kullanamıyor ama Renata şimdi ultiyle birlikte gidecek. Oraya bir tokalaşma gelir mi? Tokalaşma. Yani... Toplamda 10 geri döndüğünde ikinci eşyası bitecek muhtemelen. Sangrot'un da üzerinde oynuyor. Sangrot burada birebir istediğine emin miyim? Sangrot. Emin misin daha doğrusu? Sangrot'un üzerine şimdi çekilecek o yükler ve burada Aidnot neredeyse skor alıyordu. Sangrot sıçra kullanmak zorunda kalıyor. Yani gücünü de net bir şekilde gösteren bir hamle. Yani mızraklardan şampiyon görünmüyordu. Hakikaten mızraklardan şampiyon gözükmüyordu. 4-0-4. 2.5 eşya. Dakika 14. Yani daha fazlası olamaz muhtemelen ya. Burada şimdi Sunshine kepini yakalıyor. Daha doğrusu XNS kendi istedi bu hamleyi ve skoru da veren kendisi oluyor. Burada işleri çok zor ya. İşleri gerçekten çok zor. Biraz daha oyunu yavaşlatmaları lazım falan ama yavaşlatmaya da izin vermiyor diğer taraftan. Ve XNS Cape'in üzerine gidiyor. Cape burada yakalandı. Cape'in düştüğünü göreceğiz muhtemelen. Cape karşılık vermeye çalışıyor. Sıçrayla birlikte çıktı. Güzel bir Ornn ultisi. Havaya kaldırmaya başarıyor. 3 kişiye Aidnot burada savaşmaya çalışacak. Araya giren bir Cape var. Cape sonrasında Joxie ultiyle birlikte geldi. İyi bir Renata ultisi. 2 kişiye hesap ediyor ve... Burada iki skor da alacaklar. Tuokas ters sana bakar mısın? Ama Joxie onu kovalar mı emin değilim. Joxie şimdi rakibini arayacak. Joxie burada yetenekle birlikte durdurabilir ve 4'te 4 bir tane daha Aidnot'tan geliyor. O adır atmaya doyamadı. Altın olarak. Olarak bir Kalista ediyor. Ve burada bir savaş çıktı. Joxie düşüyor. Diğer tarafta Aidnot'a hasar vermeye çalışıyorlar. Aidnot hala hayatta mı? Şimdi kitle kontrol geldi. Aidnot'tan 1000 altın XNS alıyor. Burada kronometresini kullanan bir Sunshine var. Cape buraya yaklaştı. Cape'in ultisi hala yok. Ultisi birazdan gelecek. Cape'in ultisiyle birlikte burada işler değişebilir. Cape'in de hasarı bir aile fazla. XNS tanklamaya çalışıyor. Cape şimdi geri gidecek. Cape hasar vermeye devam ediyor. Cape hala hayatta. Cape yetenekleri dönmüyor ve burada bir katliam göreceğiz. Galacticos biraz fazla abartınca katliamı veren kendileri oluyor. Ve buraya alamet kullanıyor. Alamet tabii kuleye kullanılmamış oldu. İkinci kuleye, bir kulesine gidecek. Kafayı atacak. Yani çok iyi bir alamet kullanımı mı? Hayır ama bu ışınlanla birlikte bu kuleyi almak istiyorlar. Şimdi bu kulenin alınmasıyla birlikte iyi bir alamet kullanımı olacak. Ornn ultisi direkt tamam, olarak çağrıldı. 3 kişilik bir ulti daha. Wukong 3 kişiyi havaya kaldırdı. Cape düşmeye çok yakın ama yeteri kadar hasar yok. Momur hala tanklamaya devam ediyor. Diğer taraftan oraya girdi tekrardan Cape ama Cape'in tanklığı şu an için yeterli değil. Bir orada hayatan öpücük güzel ama arındır. Aidnot hemen arındırı kullanıyor ve burada inhibi alıp geri çekilme şansı var. Aidnot rakibinin üzerine gidiyor. Bayağı da hasar verdi. Sonrasında Shadow'un üzerine döndü. Shadow
etkinliği kullanmak zorunda. Sunshine çok araya girmiş olabilir. Sunshine ultisini de aktif edemedi. Burada biraz fazla abarttılar sanki ama. 8 Note hasar vermeye devam ettiği sürece problem yok. 8 Note'un üzerine bir sıçra. 8 Note hayatta kalmaya devam edecek. 8 Note Momur da havaya kaldırdı rakibini ve 8 Note hayatta kalmaya da devam ediyor. Orada zafer rünü fazlasıyla iş yaptı. 8 Note'u da buradan çıkarmayı başaracaklar. Roket neredeyse öldürdü ama etmişim can çalmak istiyor. Bakalım bu canını öldürebilecek mi? Çekebilecek mi? Çekti. Orada... Zaten üzerinde kurtarma paketi de vardı. Evet, Renata'nın paketiyle tekrardan hayata geri geldi. İnanılmaz. Yani burada Baron da gelecek. Baron'un da ilk senesin yapacağı bir şey yok, yapabileceği bir şey yok. Jinx ultisini de Choxy blokluyor ve... Dakika 21. Yani Sunshine Lissandra ile çok iyi iş yaptı bu oyun. Evet, evet. Çok iyi iş yaptı. Şimdi savaşı başlattı. Momur ultiyle birlikte takip ediyor. Momur'un ultisi bu sefer istediği gibi gelmemiş gibi duruyor ama Torkaz'a bayağı bir hasar geldi. Torkaz geri çıkmak zorunda. Renata ultisi orada birbirini vurduruyor rakiplerini. 8 Note çok fazla kule hasarı tankladı. 8 Note'un biraz can çalması lazım. Ahri'yi yakaladılar. Ahri'yi yere sabitlediler ve Ahri'nin düşmesiyle birlikte burada kuşatmayı devam ettirecekler. Geri dönen bir Lissandra var. Buraya Işından'la birlikte dahil olacak Lissandra. 8 Note ilk kuleye hasar vermeye başladı. İlk Nexus kulesi düştü. Burada savaş başlatmak zorundalar. James Royan'dan. Oy oy oy. Momur'u da çok iyi takip ediyorlar ve 8 Note rakip nişancının üzerinde. Onu da düşürecek. 29'a 9 Galacticos Akademi. İnanılmaz net bir karşılaşma. Bir oyunla bu karşılaşmayı kazanıyor. Tristana üzerinde duruyor. Tristana Renata çok iyi bir kitle kontrol zinciri var. Özellikle yavaşlatılan tutulan hedefe atlayacak bir Tristana anlık hasarla birlikte işleri çok değiştirebilir ama işte 6. seviyeden sonra Zillion orada işleri biraz bozabiliyor. Renata ultisi biraz işleri değiştirebilir burada Gangplank ve Zerin'in olduğu senaryoda. Yani değiştirebilir ama çok hareketli bir kompozisyonları var. Onu söylemek lazım. Ultiyi tutturmak da biraz sıkıntılı olabilir ki Gangplank de Renata ultisine çok rahat bir şekilde çıkabiliyor. Namp yeteneklerini kullandığı için, sancak kombosunu kullandığı için daha ileri çıkamıyor. Şimdi burada Ersin için bir kötü timing oldu. Ersin burada yakalanacak sıçrasında harcayamıyor ve Ersin ilk kan olacak, kötü bir zamanlama. Ejder'e başlamış, bayağı da bir hasar almış. Şimdi alt koridorunun yardımıyla birlikte bu Ejder'i rahat rahat alacak. Çarpı atmak istemiyor ama atacak tabii. Ceylus zaten bunu bilen nişancılardan bir tanesi. Orta koridorda ultiyle birlikte burada yakalamayı başardılar. Şimdi Charm'ı bekleyebilirdi ama Phenomenal daha fazla bekleyemeyeceğinin farkında. Geri çekiliyor. Burada rahat rahat Merciless Phenomenal oynamaya devam ediyor. Namb'ın yetenekleri burada gelecek mi? Namb'ın ultisi de var. Şimdi kullandı sancak kombosunu. Ulti kullanılamıyor. İyi bir tokalaşma geldi. Karve'nin üzerinde. Şimdi ulti. Gangplank ultisi de geldi. Karve düşen oyuncu olacak burada. Denizbank Wildcats bu savaşı kaybederken Beşiktaş bir skorla uzaklaşıyor burada. Oradan çıkamadı. Merciless burada. Tabii Ahri'nin hasarının yetmeyeceğini de biliyor hani. Evet. Tamam. Ya Ahri'nin zaten en büyük problemi o. Tamamlayıcı bir hasar kaynağına ihtiyacı var. Burada direkt olarak rakibinin üzerine gidiyor. Ceyrus bire bir de aldı bu skoru ve kule altında aldı. Ejder. Yani pozisyon olarak biraz geride kaldı Beşiktaş. Çok rahat alınacak Denizbank Wildcats tarafından. Yani Beşiktaş burayı savaşmak mı istemedi bilmiyorum ama. Ama buradan bir haber var dayı. Buradan bir haber var. Her haber tez yayılır. Kuleye bayağı da bir hasar verildi. Bu kule karşılık alınmadan, karşılık verilmeden çürülecek. Yalnız Laike burada problem yaşayabilir. Ultiyle birlikte direkt Phenomenal sıçra ulti yapıp rakibini düşürüyor. Diğer taraftan da 3. ejderi olacak burada Denizbank Wildcats. 3. ejderi başlıyorlar. Hexek ejderi olacak bu. Direkt olarak Bayonetta'nın üzerine gidiyorlar. Yalnız Merciless araya girdi. Merciless kendini çok kötü bir pozisyonda buldu burada. 4 kişi karşısında Merciless kaçmaya çalışıyor. Ersin hala hasar vermeye devam ediyor. Bayonetta'nın sıçrası yok. En güçlü oyuncusunu kaybetti. Bayonetta düştü. Namp burada savaşmaya çalışıyor. Namp'ın da düştüğünü göreceğiz. Namp yalnız kayıtlanabilir burada. Daha doğrusu ufrak kayıtlayabilir. Yalnız onu da yakalayacaklar gibi. Vazgeçtiler. Sıçrasını alıyorlar. Burada ultisinin resetlenmesini beklemeleri yeterli olacak.
Ultisi birazdan resetlenecek ama hayır. O hasarı vermeye başladı Ufrak şimdi. Zillion hızıyla birlikte kayıtlamaya başladı burada. Zeri. Düşürmek çok zor Zeri'yi. Yetenekler tutmuyor yalnız. Jairus hasar vermeye başladı. Merciless'ın üzerinde tutan bir yetenek. Merciless prangalara da yakalandı. Ulti kullanılıyor. Zillion ultisi kullanılıyor. Zeri hala kayıtlamaya devam ediyor. Hala can sıkmaya devam ediyor. Çok vurmuyor ama çok can sıkıyor. Orası kesin. Şimdi düştü yükleri. İlkler düşünce de Deniz Balkes tehlike geçti. Ejder'e girebiliriz. Bir artı 20 yazdın dayı Beşiktaş'ın o zaman. Artı 20'den fazlasına bile ihtiyaç olabilir. Osman karşıya geçti. Osman aradan bir uçtu şöyle ama diğer Osman takılsa... Osman neler yapıyor? Osman çok tehlikeli geldi. Osman. Yalnız Osman 3 kişilik bir uyutma uygulayacak. Burada Zonya'sında kullandı. Çok iyi bir uyutma var Osman'dan ama savaşı başlatan şimdi Beşiktaş oluyor. Merciless iyice kapısı çevirdi. Osman çok arada kaldı. Osman şimdi düşüyor. Ejder'i Zeri çalmayı başarıyor ve Zeri ulti ile birlikte kayıtlamaya devam edebilir burada. Rakiplerini isterse ama daha fazlasını istemeyecek. Osman'ı çok yalnız bıraktılar Merciless'la uğraşırken. Pozisyonun iyi alındığı bir noktada daha iyi şeyler çıkartılabilirdi. Hop, bu arada Jairus. Orada totemin üzerinde. Dakika 23'te ne yaparsın? Öyle bir barun tadına bakarım. Ama rakibin de taşıyıcıları hayattayken ölürüm. ama işte burada Jairus rakibin üzerine de atladı. Orada Lykia'yı da düşürmüyor. Lykia burada Zillion ultisi bitecek ve 10 canla kalacak hayatta. Merciless'a da oynamaya çalışıyorlar. Yalnız bu barondan iyi çıkardılar. Jairus hala sıkışmış durumda. Jairus rakibinin üzerine oynamaya devam edebilir. Şimdi Phenomenal'ın ultisiyle birlikte üzerine gidiyorlar. Merciless'a tutturdu. Ay artan öpücüğü Phenomenal be. Biraz Phenomenal'a bakıyor. Birini yakalaması lazım. Bitiriyor. Jairus bitiriyor. Farkında değiller ve ejder bitiyor. Ruh alınıyor. Jairus çıkar çıkmaz bitirdi Merciless ve Merciless uçtu. Arka tarafa uçtu. Merciless geri çekilmek zorunda. Burada bir savaş kovalayacaklar. Phenomenal rakibini yakaladı. Zillion ultisi kullanıldı. Şimdi Zillion ultisi gelince geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Yalnız Zeri kovalamaya devam ediyor. Zeri kovalamaya devam ediyor. Araya giren bir oyuncu var. Jairus ilk skoru buldu. Yalnız kendisi düşüyor. 1000 hasar çıktı fıçılardan ve Jairus düşünce hasarın büyük bir kısmı gitmiş oldu. Burada savaşı isteyecekler. Osman sıçrayla birlikte 3 oyuncuyu yutmayı başarıyor. Gangplank de düştü be. Burada Osman savaşın kaderini değiştiren hamleyi yapmış olabilir. Kovalamaya devam edecekler. Tabii kovalama devam edecek burada. Yakma etkisi o ruhunla tetiklenmesine sebebiyet veriyor. Merciless buradan uzaklaşmaya çalışacak. Merciless uzaklaşabilecek mi? Merciless'a burada kaçış yok gibi duruyor be. Merciless'ı da düşüren Ersin olacak. Karl şimdi biraz ön tarafta rakibi göğüslemeye çalışıyor. Ya burada Jairus şimdi rakibine vurmaya başladı ama 1000 hasar geldi yine Gangplank'ten Jairus. Burada Zonya'sını kullansa da düşecek. Jairus'tan çok tuhaf bir oyun. Baron'u da çalmaya giriyorlar. Nam çalabilecek mi? Hayır, Osman'da kaldı Ersin. Savaşı devam ettiriyor. Zeri'yi düşürdü Ersin. Bayonetta'nın üzerine oynuyorlar. Bayonetta da düşecek. Bu savaşı Jairus olmadan kazanıyor. Denizbank Wildcats ve Baron'u da çaldırmadılar. Osman oynamaya devam ediyor ama Osman'ın yapabilecek çok bir şeyi yok. Ve kuşatma devam edecek. Merciless ultisini kullandı. Merciless burada rakibinin üzerine oynamaya çalışacak ama geri çıkmayı düşünüyor şimdi. Osman'ı yok, düşürmek, yani Osman'ı yakalamak çok zor. Ya şu an savaşın kaderini sadece Bayonetta değiştirebilir gibi. Tersine. Varillerle birlikte. Bu da bir varil denemesi daha başarılı değil. Kuşatma devam ediyor. Durumunca patlayıcı yüklerle birlikte çok rahat alıyorlar. Çok rahat. Çok rahat. Yani ona verilebilecek bir cevap yok maalesef. Hani menzil de giderek yükseldiği için. Yalnız Deniz Balkes bu baronu çok iyi kullandı. İki tane İnitör almayı başardılar. Bitirmeye gitmek istiyorlar. Ya savaş başlangıcı yok. Savaş başlatmaları lazım ama net bir başlangıç yok ve Numb'ın başlattığı savaştan kaçabiliyorlar. Phenomenal burada Merciless'ın üzerine giriyor. Merciless ultisini kullanmış. Merciless ultiyi kaçmak için kullanıyor. Phenomenal'ın üzerine bir sancak kombosu. Numb istediği zamanlamayı tutturamadı ve Numb hayatta kalamayacak burada. Diğer taraftan Merciless tekrardan araya girdi. Ufrağın üzerine oynuyorlar. Jairus hasar vermeye başlayacak. Jairus şimdi çok rahat bir skor alacak gibi ama Ufrak oradan uzaklaşıyor. Bir de üzerinde Zillion ultisi var. Zillion ultisi bitti. Hala kayıtlamaya devam ediyor. Burada kovalamak akıl kârı değil açıkçası. Şimdi yalnız Jairus dönmesiyle birlikte roket atlayışının bu skoru alacak ve roket atlayışı döndü. Jairus rakibini kovalıyor ama Bayonetta diğer tarafta Phenomenal düşürmüş. Jairus görmedi rakibini. Ufrak burada dönmeyi başarıyor. Kadim Ejderha'da pozisyon almak istiyor. Burada Tomurcuk'tan iyi kaçtılar.
Kadim her şeyin sonlandığı yer olabilir. Öyle ama bu Kadim'de avantajlı olan şu an için Denizbank Wildcat. Onu söylemek lazım. Ruhtan dolayı çünkü güzel bir sersemlik ilk kişilik Carver yakalandı. Carver Renato Ultisi'ni kullanıyor. Renato Ultisi işleri çok değiştirdi. Merciless direkt olarak düştü. Sidin Ultisi ona ayağı kaldıracak ama 3 kişilik bir uyutma. J-Rus skorları toplamak kaldı ona. Phenomenal'da 2 skor buldu ve Lykia burada Denizbank Wildcat oyunun sonunu getiren hamleyi, sonunu getiren savaşı yapıyor burada. Karşılaşmanın sonunda görüyoruz. Denizbank Wildcat ikinci haftayı da mağlubiyet almadan kapatmış oluyor.